bir köfte yapıyoruz ki bu köfte Afyon yöresine ait. Yani Afyon ilinde düğünlerde yapılan zahmetli diye anılan ama aslında zahmetli olmayan püf noktaları ve trikleri olan bir nebze kadın budunu andıran kaplamasından kaynaklı ama aslında ya bizim ülkemizde de unlu kaplamalar varmış dedirtecek şahane bir çullama yapıyoruz. Yani çullama köftesi yapıyoruz. Hatta bir de yanına dedim ki ya bu yoğurtla falan çok güzel gider. Bir de altına şöyle güzel mi güzel bir domates sosu yapalım dedim. Ki domates sosu da nasıl olmalı? İncelikleri nedir? Domates sosa ne lezzet verir? Hepsini tüm malzemeleriyle Zumurcuğum senden bir dinleyelim. En az 5 kere tuz diyeceksin ve aşırı mutluyum. Ben o sırada bir leğen rende bulup geliyorum. Çullama köfte için gerekli malzemeler. Köfte harcı için 500 gram dana kıyma, 1 çay bardağı ince bulgur, 1 adet kuru soğan, çeyrek demet maydanoz, 3 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı yeni bahar. Kaplaması için 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, yarım çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı tuz. Kızartmak için 1,5 su bardağı sıvı yağ. Domates sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 adet domates, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Sunumda üstü için 2 su bardağı süzme yoğurt, yarım çay kaşığı tuz. Nefes nefese de kaldığını hisseder gibiyim ama en zor kısmı bende. Çünkü hem tarif vereceğim hem anlatacağım. Senden hızlıca burada görmüş olduğumuz 4 tane domatesi ortadan ikiye bölüp rendelemeni isteyeceğim. Tabii. O sırada ben de bir noktada şurayı rahatlatmam lazım. Bu kızartmak için kenara alıyorum. Şefim bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Kabuk soyuluyor mu rendelerken? Hayır. Tamam. İşte. Amanın ben domates soyamıyorum. Ya da soyuyorum ama rendelerken elime yapışıyor. Sonunda da rendelemiyorum. Korkuyorum çünkü rende elim yaklaşacak da elimi kesecek diye. Düşünüyorsanız tam ortadan ikiye domatesi bölüyorsunuz. Mükemmel. Doğru. İç kısmından rendelemeye başlıyorsunuz. Uygulamalı ders. Kabuk arada kaldığı için eliniz rendede kesilmez. Bak, anlaşalım. Herkes kendi işini yapsın. Böyle yapınca siz hevesin kaçıyor. Gel yap o zaman yemeği. Ama sen bunu kamera arkasında söylemiştin. Ne dedim? Domatesi böyle rendeleyeceksin ki elin kesilmesin Zumur dedin. Bunu ben senden öğrendim. İlk defa senden öğrendiğini kabul etti. Yapıyor arada öyle şeyler. Programı mı bırakıyorsun? Nereye? Elimi yıkadım. Ben de sevinmiştim. Tahtan neredeydi? Hemen vereyim. Bir de bıçağımı rica edeceğim. Çok zor. Şu an burası bir denklem ve hangisinin içine olduğunu tabii ki de biliyorum. Senin için zor olması hoşuma gidiyor. Masanın önünü bir aç istersen. Bana o kadar malzeme saydırdın. Şöyle köfte için malzemelerimi birleştireceğim ya. Onun için önce şu maydanozlarımı bir doğramakla işe başlayayım. Tanıştınız ettiniz. Ne kadar sürdü flörtünüz? Ne kadar sürdü? Bir buçuk yıl falan sürdü galiba. 1,5 yıl oldu. Bana soruyorsan sıkıntı var. Kendi iç sesime sordum. Ne kadar sürdü? 1,5 yıl. Sonra nişanlandık. İşte evlenme teklifi etti. Tamam. O da ayrı bir hikaye zaten. Nasıl? Hatta bir şaka. Mesela ben şu sonra... İyi misin? Bu kadar eşya. Gerçekten elim yanmadı ve kabuk çok güzel oldu. Ama bir durur musun? Ne yapıyorsun şefim? Kapleyen alacağım. 8 tane engelden geçtim burada. Şu kıymayı şunun içine koyup önümü rahatlatmak istiyorum bir yandan. Tamam, hadi git. Hatta bunun baharatlarını da içine atıyorum. Tuzunu da koydum. Şöyle şu dursun. Hatta maydanozumu da içine attım. Sen domatesle rendeliyor musun? Rendeliyorum. Bıçak kullanımın nasıl? Evlilik teklif diyorum. Boş ver. Bıçak kullanımı her zaman anlatırız. Bugün olmazsa yarın anlatırız. Ben evlilik teklif edilirken evlilik teklif edildiğini fark etmedim. Aa! Bir 15 dakika belki. O zaman seninle alakalı bir durum değildir. Bu teklifin ne kadar bunun mesaj içermediğiyle alakalıdır. Yok bayağı. Diyeceğim olayı anlat. Bir dizi izliyordum. Çok sevdiğim bir diziydi. O kadar merakla izliyordum ki diziyi izlerken 15 dakika ışıkla açık kutuyu görmedim. En son artık pes edip bırakıyordu. Yüzüğü kapatıyordu. Artık dedi ki bir baksana. Siz aynı evdeydiniz. Dedi.
Aynı ortamdaydınız. Aynı dizi ortamda, izliyordunuz. Evet. Şeyi açtı yüzü. Bir günlük gelebilmiştim. Çalışıyordum Alanya'da. O anda da dizi izleyesin. Evet. Geldi. Ve önündeki kutuyu görmedin. Görmedim. 15 dakika karanlık odada ışıklı kutuyu görmedim. Sevgilim de nezaketen dönüp de demedi ki benle evlen. Bekledi. Hayır, sadece kutuyu görmeni bekledi. Tabii. Sonrası bak şuraya bir baksana falan dedi. Bir bakar mısın dedi. Baktı benden hala tepki yok. En son teklif etti. Dedi ki biraz daha dursaydım ben gidiyordum zaten dedi. Vazgeçiyordum dedi. Demek ki yüzüğün pırlantası tam gözünü alamamış. Buradan bu sonuca mı vardın? Ben öyle. Yani eğer kaliteli bir pırlanta ve büyük bir pırlanta yok, olmuş güzel. Olsaydı... Pırlanta. Baget mi o? Baget pırlanta bak. Anısı var pırlanta anladım. Bak. Ben de zamanında bir baget almıştım da. Sen bageti nereden biliyorsun? Aldım. Almış. Zamanında paranın para olduğu zaman. Hep öyle başlar ki cümle sanki 90 yaşındayım. Paranın para olduğu zaman bir baget yüzük almıştım zamanında. Şimdi de nerede Allah bilir. Geri almadın mı? Yok, arada firma arıyor bakıma getirmeniz gerekiyor diye. Ama ben de değil. Geri vermedi mi? İstemedim. Ama pırlanta diyorsun. O ona ait bir şeydi, onunla kalsın. Allah ne büyük acılar var. Umarım satmamıştım. Allah'ım üzülüyorum böyle şeylere ya. Bagetin onda kalması da değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. Eski anılar açılınca üzülüyorum. Bir domates rendeleyeceğim. Rende keza ayrı, sen ayrı orada. Yarı köfteyi yoğurdum. Yemeğin yarısı bitti. Ya ama ben genelde bızlatıyorum. Bu köftede... bu köftede soğanı rendelemiyorum. Bir, kızartacağım için, dışında da kaplama olacağı için... o kaplama köftenin içine böyle bir zırh yapıp... buhar sistemiyle içini pişirecek. O yüzden ekstra bir... hani soğanın asidik pişirmesine fazla ihtiyacım yok. Tahsin Şef, çullama köftenin dışını zırh gibi sarması için kuru soğanı rendelemiyor, doğruyor. Haftalardır yok soğanı böyle doğrayın, gözünüz yaşarmasın, yok buna dikkat edin, gözyaşınız akmasın dedin ama her soğan doğradığında resmen hüngür hüngür ağladın. Ben renkli gözlüyüm ya, hassas. Keşke burada verdiğin püf noktalarını sen de denesen. Buralarda hayatıma dokunaklı hikayeler anlatsam da şovan görsem. Bir az sonra ver. Az sonra. Biraz önceki baget hikayesi tam burada gidermiş. Baget miydi ya? Anlattın ya, almışsın birisine. Ha, yüzük. Evet. Ekmeği de şef olunca. Bir bana baget deyince neden ilk aklıma ekmek geliyor? O kadar mı uzağız her şey? Bak ağlanacak halime gülüyorum hem de ağlarken. Trajikomik. Tahtaya sirke sürsen göz yakmaz. Yok artık ya. Ya yok artık ya. Yani... sosyal medyalardan bu bilgileri okuyup buraya gelemezsin. Burada ben varım, ben bana sor. Soğanımı güzelce doğradım. Doğruyorum da. Maşallah üçüncü domatese geçmişiz. Bayağı hızlıyız. Oh, biraz hızlanmam lazım. Şunları da doğrayayım. Yavaşla şef, yetişemiyorum. Peki tanışma süreci, aileler, siz Alanyalısınız. Eşiniz? Bursalı. Demiştiniz, ben unuttum. Çok özür dilerim. Eşiniz Bursalı, siz Alanyalısınız. Sonra dediniz ki evlenelim. Evet. Bu kararı aldınız. Artık. Ailelerle evet. Tanıştıracağınız. Evet. Özel harekat bence zor bir meslek. Hani şey için söylüyorum bunu. Hani acaba hiç düşündün mü ya böyle bir bu mesleği yapan bir adamla evleneceğim. Ben üzülür müyüm? Bekler miyim eşimi? Gibi bir durum. Mesela babam benim lojistikle uğraştığı için sürekli yoldayızdı. Yani haftanın 3 günü evdeyse 4 günü dışarıda. Hani bu mesela düşündür. Hep annem de söyler zaten. Bak yine gözümü koydum. Annem de hep söyler zaten şey diye. Hani adamla işte atıyorum 25 senedir evliyim. Bunun toplasının 12 senesi evdeydi. Hani o yüzden hiç kavga etmiyoruz der. Yani hani öyle bir durum var mı? Ya evet, aslında gerçekten hani o açıdan düşündüğümüz zaman çok zor. Çok zor bir hayat. Sadece o da değil. Oturacağımız hiçbir şehir belli değil. Hiçbir yere sabit değiliz biz. Doğru, göçebe hayat. Göçebe bir hayatımız olacak ama artık iyi yanlarından bakıyoruz. Mesela Türkiye'nin her yerini gezeceğim. Bütün her yerlerde yaşayacağım. Görmediğim, etmediğim şehir kalmayacak. Hayatımı şu kadar olumlayabilsem, inanın çok daha mutlu. Ben bulunduğum formatın içine hala anlamıştım. Onu fark ettik. Hani bazen böyle muhabbet o kadar sarıyor ki diyorum ki, niye yemek yapıyorum ben şu an? Diyorum bunu bazen. Ama az önce okuduğum formatı yemek yapmak. Sen bize öyle dedin. Evinize gelip yemeği yapacağım. Akşam yemeğini siz düşünmeyin dedin. İnanır mısın? O kadar haklısın ki. Ben de bazen unutup tanıtımı izliyorum. Şimdi şu köfteyi güzelce yoğurayım. Tuzunu koydum, baharatını koydum, soğanını koydum. Ben soğanı iri iri içinde seviyorum.
Daha ince kıyabilir misiniz? Evet. Makineden geçebilir misiniz? Evet ama gerek yok. Bence yapmayın. İşte kestim, suyunu sıktım, içine koydum derken bir dünya bulaşık. Gerek yok. Ama Esin Hanım ben her şeyi bızlıyorum diyor. Evet. Yapılabilir. Benim koca yemiyor. Hı? Benim koca hiçbir şey böyle yemiyor. Cincik cincik böyle ediyorum her şeyi. Aa şey mi? Evet. Yani dişe dokunur. Sen yapınca yer ama bence. Köftemi yoğurdum, sen de sanat tarihi okudun. Zumur merak eder böyle şeyleri. Evet. Şimdi sanat tarihi nedir? Sanat tarihi... Sanatın tarihi diyeceğim. Var olduğumuz günden bugüne kadar hala olmakta ve süre gelen bütün sanat eserlerini inceleyen bilim dalıdır. Bak sesin bir anda ciddileşti işi anlatınca, sanatı anlatınca. Süper. Şu an var olan taşınabilir ve taşınamayan bütün sanat eserlerinin değerlendirmesini sanat tarihçiler yapıyor. İzler yapıyoruz. Sanat tarihi okudun. Evet. Yumurtamı kırdım. Evet, ilkokul eserlere saygı her zaman sonsuz. Güzel de bir bölüm bence. Evet. Türkiye'deki çünkü çoğu eseri görmeli, sahip çıkmalı ve bunu anlatıyor, hatta biliyor olmalıyız. Ve bunun için de önemli adımların atıldığı bir bölüm diye düşünüyorum. Evet. Çok detaylı bilgim olmamasına rağmen ki böyle tanıştıkça da ne yapacağım? Eve gideceğim, inanın araştıracağım, okuyacağım. Bu sırada da köftemi yoğurdum, kenara koydum. Domates. Şimdi bir de yumurtamı kırdım. 3 tane yumurtam vardı iç kaplamam için. Kaplamaya geçmeden önce köfteyi yoğurdum. İçerisine son bir karabiberim ve kimyonum var. Onu ekliyorum. Şöyle kaldırayım şunları da. Bir de ince bulgurum var. Köfteyi taşısın, içinde sissin, besin değerini arttırsın ve biraz da karbonhidrat dengesini kursun diye koyulmuş bir bulgurum var. Orijinal tarifte olduğu için geçenlerde bir simit kebabı yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Antep'te de ince bulgura simit dendiğiyle alakalı bir durum. Ben şu köfteyi güzelce bir araya getirmeden önce bir de buraya 3 tane yumurtamı kırdım. Köftemi de bir araya getirdikten sonra yapmam gereken şey aslında benim burada kaplamaları bir araya getirmem. Burada da yumurtam var, karbonatım var, tuzum var. Bir de yoğurdum var. Şu sıvı malzemelerin hepsini tuz ve karbonat da ekledikten sonra bir araya getirmem gerekiyor. Çırpma teli var mı? Ağlama. Daha büyük bagetlere layıksın. Ben de biliyorum bunu. O yüzden fark etmedim. Bu travma seninle yaşıyor ve kalmış olabilir. Ama üzülme. Tamam. Çırpma teli. Çok duygusalsın gerçekten. Elimi yıkayayım ben bir de. Yeni nesil çırpma tellerin de bir hayranım var, gördün mü? Çırpma teli. Görmedim. Hemen gösteriyorum. Hemen. Vallahi helal olsun. Yeni gelin evindesin ama Tahsin. Bu çok doğru. Tahsin Şef çullama köftenin kaplaması için bir araya getirdiği malzemeleri hızlıca çırpıyor. Bu arada Esin Hanım da kuru soğanları doğruyor. Ağlayan bir ablamız var ya. Abla dedim. Ama abla deme demiştik, anlaşmıştık. Ağlayacağını bize binen demez. Bana abla dedin diye ağlayacağım birazdan. Bunu mu da koyuyorum? Gerçekten ben duygusuzlaşıyor muyum acaba? Biz mesela yeni haftaya geçince benim bir iki günüm falan böyle geçiyor. Bir adaptasyon. Bana üzülme bu kadar. Sen bence bir git yüzünü yıka, ben o sırada domates sosu ocağa koyayım. Terk edin Esin Hanım burayı. Ben gidiyorum. Aman dikkat abla et. Abla dediğin için gidiyorum. Ağlamak nedir ya? Bir soğan içine ağlamak nedir? 5 dakika önce kendimi aldım. Şaka. Tabağı alayım lütfen. Şefim, Esin Hanım çok tatlı değil mi? Esin Hanım da tatlısı ama eşinin aldığı paket küçük. Bunu izlerken eşine de izlet. Küçük paket. Yüzüne söyleyip seni daha fazla ağlatmak istemedim burada. Ama yapma. Hani kendini kandırma. Hiçbir kadın küçük bagete layık değildir. Ha, büyük baget mutluluk getirir mi? Hayır. Ama bir gözünü görünce de bir parıldamaz mı? Parıldı. Neyse, domates sosunu ocağa koyuyorum. Şurada büyük ocağı açtım. Güzelce altını yaktım. Domates, lezzetli bir domates sosun en önemli noktası soğan ve sarımsaktır. Soğansız, sarımsaksız domates sos olmaz. Oluyor diyenlere de inanmayınız, aldırış etmeyiniz. Püf noktası değil, kural. Bunu yapın. Her yaptığınız domates sosuna, yani domates sos diyorsanız mutlaka soğan, sarımsak ilave edin. Ve sıvı yağ ile değil, tereyağı ile başlayın. Çünkü tereyağın o baştaki hafif renk dönmesinin lezzeti sizin domates sosunuzun tadını yukarı taşır. Bunu taze domates sos yapıyorsanız diyorum, püf noktası.
Bir de üstüne şekerini ve asidini dengelemek için sirke mutlaka girin. Mutlaka girin. Tuzunu, karabiberini, baharatı da size kalmış bir durum. Garanti girilmesi gereken baharatlar tuz ve karabiberdir. Üstü tercihe göre değişir. Nanez de girer, işte atıyorum pul biber de girer, seviyorsanız kimyon da girer ki bence tuz karabiber dengeler. Ama biz bugün nane, karabiber ve pul biber dokunacağız. Bu kadar uzun anlatmanın sebebi ben tekrar edemeyeyim diye değil mi? Ama sen o kadar hırslı bir insansın ki evde bunları ezberleyip not alıp çalışıp yarın geleceğine adım kadar eminim. Tahsin Şef domates sos için önce tavada tereyağı eritiyor, ardından ezdiği sarımsak ve doğradığı kuru soğanı tavaya ilave edip karıştırıyor. Bir sonraki aşama Esin Hanım'ın rendelediği domatesleri tavaya ilave edip domates sosunu baharatlarla buluşturmak. Ben güzelce baharatlarımı da ekledim. Şimdi bu kaplarımı da kaldırıyorum. Ardından kaynadığından 2-3 dakika sonra sirkesini de ekleyeceğim. Bir de bir kabın içine tuz ve yoğurdumu çırpmanı isteyeceğim senden. Bu sırada da ben şu köfteleri hızlıca şekillendireyim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben yokken neler yaptın, neler konuştun, neler anlattın? Bugün çok formata uyduk. Bir noktada böyle bir acaba mı yapmalıyız? Ne gibi? Yani ben çok yemek yaptım bugün. Ağladım ama. Neden ağladığını inan, sen gittikten sonra konuştum. Ama üzülme. Ne anlattın? Boş ver. Anlatsana. Ha. Ne anlattın? Ekranda izlerken bana. Ne anlattın? Püf noktası. Ama aynı evin içinde dedikodu mu yaptın? Dedikodu değil. Dedikodu doğruları söyledim. Ama arkasından. Ama duyacak. Duyamayacağı bir yerde söylemedim. Ama, arkasından olmuyor. Ama şimdi duymadım. İzleyince duyarsın. Şimdi şu köfteyi bir tabak alayım mı ben senden? Şu köfteleri bir şekillendireyim. O domates sosu güzelce kaynayacak. Sonra şu yoğurtlumuzda yoğurt tuz üzeri için, domates sos üzeri için köfteyi yaptık, yoğurduk güzelce. Ardından bir de kaplama malzememiz var. Şuraya kenara koydum sıvı yağda. Derin kızartabileceğimiz bir tencere ya da tava tarzı bir şeyin içine koymanı istiyorum senden. Ki köfteleri kızartabilelim. Çullama köftesinin boyutunu gösteriyorum. Bunlardan yapayım. Kaplayıp kızartacağız. Yoğurdunu üstüne serseceğiz. Domates sosunu dökeceğiz, birleştireceğiz. Bu kadar basit. Biz uzun uzadıya anlattık çünkü detayları çok. Püf noktası bol. Bu kaplama bu köfteyi daha sulu, daha lezzetli hale getiriyor. Dışı çıtır, içi sulu bir köfte yiyebilmeniz için tek adres çullama köfte. Şefim çok güzel kokuyor. Bence de öyle. Domates sosu da değil evet. mi? Evet. Sirkesini bak kaynamaya da başladı. Sirkesini de girebiliriz. Biz de o sırada şu hızlıca köfteleri yapıp kızartalım. Birleştirme anında da size göstermiş olalım. Esin Hanım domates sosuna sirke ekleyip karıştırırken Tahsin Şef de avuç içi büyüklüğünde hazırladığı köfteleri tabağa diziyor. Hazırlanan köfteler daha sonra kaplama sosuna batırılıyor ve kızgın yağdaki tavada güzelce kızartılıyor. Kızaran köfteler tavadan çıkarılıp tekrar tabağa alınıyor. Köftelerimizi güzelce kapladık ve kızarttık. Yoğurdumuzun içine tuzumuzu attık, çırptık. Bir de domates sosumuzu çektire pişirdik ki ben şu kıvamdaki sululuğu dengeli bulduğum için böyle ezdire şu kıvamı elde ettim. Lezzet, homojenlik hepsi bir arada. Sirke dengesi, ekşiliği, mayhoşluğu gayet güzel bir domates sos. Dileyen piştikten sonra fesleğen ya da maydanoz kullanabilir. Ben bu tarifin köftesinin içinde maydanoz olduğundan dolayı domatesini ekstra ilave etmedim. Bilginiz olsun. Şimdi asıl geldik can alıcı kısma. Bu arada bu da soğudu, bunu da sunacağım. Tabii. Zumur gel. Şöyle dibine koyuyorum. Ardından köftelerimi güzelce diziyorum. Şuraya bak ya. Yine kendini methediyorsun. Ya gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir kaşık bence alayım şuradan. Bence hakkıdır. Hakkıdır methetsin.
Bakın yoğurdumu alıyorum. Tahsin Şef domates sos yatağına dizdiği köftelerin üzerine süzme yoğurt koyuyor. Ardından yoğurdun üzerinde tekrar domates sos gezdirerek sunuma hazır hale getiriyor.